Özel danışmanlıklarımda ve eğitimlerimde bana genellikle sorulan soru şudur. Siz Refik Korkmaz eğitimlerini 3 seneye yakın bir zaman önce aldınız ve her gün uyguladığınızı söylüyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz? Hangi alanlarda faydasını gördünüz? Bir kere ben Refik Korkmaz eğitimlerini aldığım günden bu yana her gün, istisnasız her gün zümrüdü anka frekansına yükselme çalışması yapıyorum. Niçin yapar insan bunu? Frekansınızın yüksek olması için yaparsınız. Peki frekansınızın yüksek olması ne gibi işinize yarar? Bir kere yaşama sevincinizi yükseltir. Modunuzu yükseltir. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Her şeyle başa çıkabileceğiniz bir his verir size. Hayatta her zaman güllük gülistanlık değildir. Bazen aşılması gereken engeller çıkabilir önümüze. Sınavlar veririz. Bu sınavları verirken kolaylıkla, zorlanmadan, her şeyi daha kolay kabullenerek, bunun hediyeleri nelerdir diyerek yaşayabilmek, olaylara biraz kuş bakışı perspektifinden bakabilmek, en basit olumsuzlukta yanıp kül olup dökülmek değil de, tam aksine yanıp kül olduysanız zümrüdü anka gibi tekrar küllerinizden doğmak, yaşama dört elle sarılmak, kendinizi daha mutlu hissetmek, her şeyle baş edecek güce sahip olmak, daha zinde, daha sağlıklı hissetmek. Bunun için zümrüdü anka frekansına yükselmek çok değerli, çok kıymetli. Ruhumuzu yüksek enerjiyle doldurmamız, yüksek enerjiyle beslememiz, içimizdeki ankayı yüksek enerjiyle beslememizin bir diğer sebebi ise 3. modülde ruhlarımıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsunuz ve orada gerçekten sadece yüksek titreşim frekansında olan ruhlar başkasının şifasına vesile olabiliyorlar. Bu açıdan da bu çok önemli. Kendinizi gerçekten çok iyi, yaşama sevinci çok yüksek, çok mutlu hissediyorsunuz bununla. İnsanların en çok ihtiyacı olan da budur. Her ne olursa olsun akışta kalabilmek, mutlu hissedebilmek, her şeyle başa çıkabileceğiniz hissinin oluşması ve bunu sadece 10 dakikalık bir çalışmayla elde ediyorsunuz. Hangi çalışmayla? Zümrüdü anka frekansına yükselme çalışmasıyla. Bunu 1. modülde yapıyoruz. Bilinç ötesi dilini, sembolleri kullanıyoruz.